Beni zaten hep yalnız bırakıyorsun. Nereye gitsem sap gibi tek başıma gidiyorum. Herkes sevgilisiyle, nişanlısıyla, eşiyle. Ben böyle bir kenarda sus pus. Gittiğim yerden de böyle rahatsızlık duyuyorum bu sefer. Sonra kiralar nasıl ödenecek? Her şeyi de kiraya bağlama canım. Yani her gecede bir insanın iş toplantısı olmaz ki. Bence o iş toplantısının arasında başka keyfi gezmeler de dahil oluyor. Sadece hiç kira... hiç yeme şimdi beni. Sadece kira demeyelim bence. Tamam gezmesi demeyelim. De var bunun, tatili de var bunun. Tamam canım, sanki duyan da Paris'e mi gidiyoruz? Florya'da iki tur attık, bir kahvaltı yaptık altı üstü yani sen de. Paris'e de gittiğinde o çantayı beğeniyorsun ama. Beğeniyorum ama benim oluyor mu? Gelip buradan çakmasını alıyorum kapalı çarşıdan. Artık onu ben bilmem. Artık onu da alamayacağım zaten, boş versene. Zaten bilmiyorum o yemeklerde neler dönüyor, neler oluyor, neler bitiyor. Sosyal medyada da şak diye keşfette önüme çıkıyor bazı şeyler. Neyse Pınar diyorum, sana güveniyorum, yanlış anlama. Şimdi oradan da lafı cımbızla çekme ama etrafa güvenmiyorum ben. Ben de. Yani bir şey söyleyeceğim. Bana ne zaman diyeceksin Pınar, hadi şuraya birlikte gidelim diye. Araba almaya gideceksin farz et. Benimle gelmek istemez misin? Yani biz o arabayı beraber almalıyız seninle. Ya şimdi arabanın markasına bağlı. Porsche alırsam eğer gerek yok. Hiç gelme diyorsun. Aa eyvah. Tamam o zaman biz bir süre görüşmeyelim seninle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama bugün sollayıp geçtiğim bu kalbi yarın dörtlüleri yakıp beklersin. Nokta.